Merhaba arkadaşlar, Halis Dönmez ben. Kreo eğitimlerine hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizde drawing kısmına geçerek teknik resmin hazırlanmasını göreceğiz arkadaşlar. Hemen dersimize başlayalım. Arkadaşlar bu parçalamamızı montajını yapmıştık. Şu an drawing kısmına geçeceğiz. Buradan new diyoruz. New dedikten sonra Drawing seçiyoruz. Buraya da ne diyelim? Montaj. Montajlı zaten. Montaj 01 diye isim verdik. Okey dedik. Burada antitler kısmı geliyor. Mesela A3 seçelim buradan. Okey dedikten sonra sketch'teki gibi bir yer açılıyor arkadaşlar. Şu an antidimiz ayarlı değil. Bu Creo'da özellikle bu drawing kısmı bayağı bir şey yapıyor. İlk eski versiyonlarda bayağı bir yordu, bayağı bir uğraştırıyordu. Şuradan default olarak gördüğünüz üzere şey geldi. Ön görünüş, üst görünüş, sol yan görünüş gibi geldi. Bunları seçerek silebiliriz. Hepsini silelim. Şuradan antitlerimiz var. Default olarak ne var bilmiyorum da. Şurada gördüğünüz üzere antitler var arkadaşlar. Evet, mesela C antiti. Bunu kullanalım. Okey. Doğru. Tamam. Şimdi antidimiz geldi. Şu an antidimiz geldi. Drawing model olarak da montaj resmimiz var. İstersek bunu extrude parçayı ya da revolve yaptığımız parçayı çağırabiliriz. Şu an default olarak burada montaj sağ tıkladığımız zaman, drawing model dediğimiz zaman, evet, şöyle yapalım. Olayı karmaşıklaşacağını düşünerek geri alıyorum. Şu an bizim default olarak seçtiğimiz montaj kısmı var. Gördünüz mü arkadaşlar? Buradan biz set drawing model dediğimiz zaman şu ağaçtan parça olarak çağırabiliriz. Bunu veya komplesini çağırabiliriz. Şu an komple olarak çağırmaya bakalım. Burada sketch var mesela. Sketch'te de çizgiler çizebiliriz, bazı şeyler yapabiliriz ama bu sadece teknik resim kağıdının üstüne çizeceğimiz çizgiler, basit çizgiler falan olacaktır. O zaman sketch'e geldiğimiz zaman bununla ilgili menüler geliyor ve burada sağ tıklı yaptığımız zaman bununla ilgili alt menüler geliyor. Şu an şuradan view'dan layout. Evet. Evet. Şimdi versiyonla birlikte bazı şeylerin yeri değişmiş de ondan daha önce kurcalama imkanım olmadı. Şimdi layout'tayken sağ tıkladığımız zaman drawing model diyoruz. Pardon. General view diyoruz. Buradan okey deyip geçtikten sonra herhangi bir yere tıklıyoruz. Arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere bir tane montajımızı söylemiştik. Montajımız geldi buraya, değil mi? Montajımız geldi. Buradan bir pencere açılıyor. Bu pencerede birçok şeyi ayarlayabiliyoruz. Mesela buradan üstten bakma, önden bakma veya izometrik bakma. Değil mi? İzometrik bakacağız bunu. Ölçeğimizi ayarlayabiliyoruz buradan. Ölçeğimizi işte 0,8 yapabiliriz mesela. Hani parçanın boyuna göre değişiyor. Yes dedik. Ölçeğimizi büyüttük. Burada section kısmı var. Parçayı bölmek için falan çok tip ayarları var. Şurada explode
patlatılmış görüntü ayarladıysak eğer montajda, bunları ileriki derslerde göreceğiz. Onları burada verebiliyoruz. Default olarak verebiliriz. Default olarak verdiğimiz zaman gördüğünüz üzere default olarak exclude yaptı. Normalde çoklu parçada bu çalışmıyor. Visual Stil'den buradan işte tel kafes ya veya diğerlerini seçebiliriz. İşte bu 3 boyut artı kenarları çizgi olacak şeklinde kullanabiliriz. Tavsiye ederim. Bu şeklinde birçok ayarı Drawing View menüsünde ayarlıyoruz arkadaşlar. Drawing General View. Daha önce farklı bir komut vardı. Insert General View gibisinden bir şeyimiz vardı. Onu da ayarlıyorduk. Evet. Okey dedik. Şu an geldi. Şu an gördüğünüz üzere bu gelen şeyi taşıyamıyoruz. Çünkü sağ tıkladıktan sonra lock diyor. Lock tıklı. İşte kullanıcı dostu bir program diye. Bunu bu şeklinde birisi anlatan olmadığı zaman bunu bulmanız bayağı vakit alabiliyor arkadaşlar. Lock'ı kaldıktan sonra buradan tutup taşıma işlemini yapıyoruz. Bunu da ölçeğini ufak yaptık. Şu an büyük yapmak istiyoruz. Çift tıkladıktan sonra skalesinden bunu değiştirebiliriz. Skaleyi atıyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Biraz büyük oldu mu? Evet, şöyle daha iyi olacaktır. Değil mi? Hadi biraz daha ufaltalım. Şuradan view'u biz ayarlamıştık ama. Section stance bayağı bir kurcaladık. Evet. Shading with apply dedik. Kapattık. Tamam. Bu tamam. Şimdi tekrar yapacağız. Bir tane daha general view. Okey dedik. Buraya geldik. Buradan front bakalım. Tamam, front baktık. Ölçeğimizi ayarladık yine. Ölçeğimizi bir yaptık. Tabi bu resme göre. Mesela buradan tel kafes veya hidden yapabiliriz. Evet, şu şekilde yapabiliriz. Normal tek tek resim olacak şekliyle. Şurayı 14 yapalım. Evet. Gördüğünüz üzere parçamız geldi buraya. Şimdi arkadaşlar buradan üst görünüşü çıkartacağız. Şimdi komutlar değişmiş. Tamam mı? Çok önemli değil. Diğer komutlarda da bunun üstüne geldiğimiz zaman Insert General View gibisinden bir şey vardı. Burada da farklı bir şey var. Projections View var. Buradan görüntü çıkartıyor. Bu üst görünüş. Çok güzel. Buradan da tekrar Projections View'dan görüntü çıkarttık. Sol yan görünüş. Bunu aynen yapacaksak veya çoklu yapacaksak şu şekliyle seçtikten sonra Properties dediğimiz zaman bunu burada yapmıyor. Eski versiyonda yapıyordu. Bunu da View'dan Hidden yapabiliriz. Ve bunu da buradan View Display'den Hidden'ı seçebiliriz arkadaşlar. Bu şekliyle yapabiliriz. Şimdi bu drawing kısmı gerçekten derya deniz bir iş yani. Gerçekten çok fazla teferruatı var. İşte antit yapmaktan tutun birçok şeyine kadar şu eksen çizgilerinin çıkması falan. Bununla ilgili daha derin eğitimler yapacağız. Bu bir tanıtım videosuydu. İşte izometri nasıl koyarız? Hatta bir arkadaşımız vardı. Onun isteği üstüne yaptığım bu videoyu. Mesela buradan sketch'e geçtiğiniz zaman şu an taşınabiliyor. Eski versiyonlar bunu bile yapamıyordunuz mesela. Birçok şey kitli geliyordu. İlla ki buradan ilgili menüye gelmeniz lazım. Ondan sonra müdahale ediyordunuz. Onları falan kaldırmışlar. Mesela burada Annotated'dan Dimensions var. Buradan ölçülendirmeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan ölçülerimizi koyabiliriz.
Gördüğünüz gibi buradan sketch'teki gibi ölçülendirmelerimizi yapabiliriz. Şimdi bir noktayı seçiyorum. Sonra sola tıkladığım zaman yapmıyor. Çünkü orta tuş, tekerleğin orta tuşuyla tıklamam gerekiyor. Bu tarz ölçülendirmeleri de buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. İşte çap ölçülendirmesi yapalım. Gördüğünüz gibi yarı çap yaptık. Çap yapmak için çift tıkladıktan sonra, evet, dışarıya tekerlekle tıkladığın zaman bu şekilde yapabiliyoruz. Silmek için delete tuşu. Bu şekilde arkadaşlar. Burada alt sayfalar oluşturabiliriz. Sheet 1 bu. Sheet 2'yi oluşturabiliriz. Sheet 2'ye geldik şu an. Şu an mesela Extrude'u yapacağız. Buraya sağ tıklayıp Set at Drawing Model dedikten sonra buraya Insert General View değildi o. General View'du sadece şu anki ismiyle. Tıkladıktan sonra mouse boşta komuttan çıkmış gibi gözüküyor. Buraya center point diyor. Nereye istiyorsan oraya koy diyor. Koyduk. Buraya bir nolu parça. Yine aynı şekilde front koyduk. Gördüğünüz üzere buradan projections view ve projections view sol yan görünüş koyabiliriz arkadaşlar bu şekilde. Şuradan ölçeğimizi değiştirdiğimiz zaman hepsinin ölçeği değişecek. 12 yapalım mesela. Evet. Bu şekilde bu ikinci sayfa, bu birinci sayfa bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Burada text kısmı var. Yazı çıkartabiliriz. İşte buradan buralara bir şeyler oluşturabiliriz. Bir referans aldıktan sonra şuradan mesela referans aldıktan sonra şurası referans alıyor şu an. Ondan sonra buraya bağlı çizimler yapabiliriz. Şu şekliyle. Gördüğünüz gibi referanslar kayboldu ve çizgimiz kaldı. Bu referansla birlikte buraya bağlanmıştı. Şu an kaydırdığım için o özelliği kalmadı. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.